Aziz milletim, değerli basın mensupları, sözlerimin başında dün gerçekleşen 31 Mart mahalli idareler seçimleri için öncelikle sandıklarda görev yapan tüm müşahitlerimize, okul ve sandık görevlilerimize, avukatlarımıza, emniyet teşkilatımıza ve her yaştan tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Sonuçların ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyor. Milletimizin iradesiyle seçilen tüm büyükşehir belediye başkanlarını, il, ilçe ve belde belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini ve muhtarları tebrik ediyorum. Şunu açıkça söylemek isterim ki seçimlerin cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir olgunluk ve zarafetle tamamlanmış olmasını ülkemizin köklü demokrasi geleneği için fevkalade önemli ve kıymetli buluyorum. Biliyorsunuz demokrasilerde her konu tartışılabilir. Ama tek bir konu tartışılamaz. O da seçmenin hür iradesiyle sandığa attığı oyudur. Yani milletin sandıkta gösterdiği iradedir. Çünkü demokrasinin en temel ölçütü milletin hür iradesini yansıtma şartlarına sahip olabilmesidir. İyi Parti olarak bizim yola çıkma gerekçemiz de tam olarak bunu sağlamaktır. Bu yüzden ilk günden beri önce millet, önce memleket şuuruyla ortaya koyduğumuz siyaset anlayışımızla seçmeni her zaman velinimet olarak gördük. Milletin kararının üstünde bir kararın, millet iradesinin üstünde bir iradenin olmadığını söyledik milletimizin iradesini her zaman başımızın tacı bildik. Nitekim bu seçimlerde de milletimiz şimdiye kadar kesinleşen sonuçlara göre bir il, 23 ilçe ve 7 belde olmak üzere toplam 31 yeri İyi Parti'ye emanet etti. Bu kıymetli emanet için öncelikle candan aziz milletimize teşekkür ediyor ve bu kıymetli emanete basiretle dürüstlükle, liyakatle sahip çıkacak olan Nevşehir Belediye Başkanımız Rasim Arı'ya, Afyon Karahisar Çay Belediye Başkanımız Yaşar Kemal Kantar Topu'na, Topu'ya, Aksaray Güzel Yurt Belediye Başkanımız Hazim Turan'a, Balıkesir İvrindi Belediye Başkanımız Önder Lapanta'ya, Bilecik Osmaneli Belediye Başkanımız Bekir Toruna. Bingöl Yedisu Belediye Başkanımız Sedat Uçar'a, Bursa Karacabey Belediye Başkanımız Fatih Karabatı'ya, Bursa Yenişehir Belediye Başkanımız Ercan Özel'e, Çanakkale Lapseki Belediye Başkanımız Atilla Öztürk'e, Edirne Uzunköprü Belediye Başkanımız Ediz Martin'e, Erzurum Horasan Belediye Başkanımız Hayrettin Özdemir'e, Giresun Tirebolu Belediye Başkanımız Bülent Karay'a. Isparta Gelen Dost Belediye Başkanımız Mustafa Özmen'e. İsparta Yalvaç Belediye Başkanımız Mustafa Kodal'a. Kahramanmaraş Çağlayan Cerit Belediye Başkanımız Yemliha Göktaş'a. Kayseri Tomarza Belediye Başkanımız Osman Koç'a. Konya Ahırlı Belediye Başkanımız Ali Özlük'e. Mersin Mut Belediye Başkanımız Murat Orhan'a, Mersin Çamlıyayla Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Sofu'ya, Ordu Korgan Belediye Başkanımız Sait Korgan'a, Sakarya Ferizli Belediye Başkanımız Mehmet Ataya, Samsun Yakakent Belediye Başkanımız Şerafettin Aydoğdu'ya, Sivas Koyulhisar Belediye Başkanımız Bora Karakullukçu'ya, Trabzon Yomra Belediye Başkanımız Mustafa Bıyıka, Aksaray Aksaray Merkez Yeşilova Belde Belediye Başkanımız Adnan Bayraktara, Aksaray Merkez Yeşiltepe Belde Belediye Başkanımız İsmail Akpınara, Afyon Karahisar Sultan Dağ Dereçine Belde Belediye Başkanımız Aykut Okumuşa, Kütahya Gediz Yenikent Belde Belediye Başkanımız Cumali Öztürke muş Merkez Kırköy Belde Belediye Başkanımız Seyit Ali Subaşı'ya, Şırnak Silopi Görümle Belde Belediye Başkanımız Şükrü Bakış'a ve Zonguldak Karadeniz Ereğli Gülüç Belde Belediye Başkanımız Gökhan Mustafa Demirtaş'a tüm seçim süreci boyunca göstermiş oldukları emekleri, çabaları ve özverileri için şükranlarımı sunuyorum. Tüm bu il ve ilçe belde be il ilçe ve belde belediyelerimiz haricinde halen itirazlarımızın sürdüğü, sonucun henüz netleşmediği Ordu Büyükşehir, Çanakkale ve Aydın Kuşadası'nda büyük ve şanlı bir mücadele örneği gösteren Enver Yılmaz, Burak Kunt ve Behçet Alt başkanlarıma da ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Ayrıca seçim süreci boyunca gayretle emekleriyle partimizi Türkiye'mizin dört bir yanında hakkıyla temsil eden tüm belediye başkan adaylarımıza, sahada gece gündüz çalışan teşkilatlarımıza, kar kış sıcak demeden koşturan gençlerimize, ev ziyaretleriyle çalmadık kapı bırakmayan kadınlarımıza, maddi manevi desteklerini esirgemeyen üye ve gönüllülerimize sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Aynı zamanda ilçe ve e, ilçe il e, ilçe meclis üyelerimize, il genel e, meclisi adaylarımıza ayrıca en derin teşekkürlerimi e, sunuyorum. Allah her birinden razı olsun. Aziz milletim, geride bıraktığımız seçimlerle birlikte milletimizin iki yumruk arasına sıkıştırılmaktan ne kadar yorulduğunu bir kez daha görmüş olduk. 2023 yılındaki seçime göre milletimizin sandığa katılım oranındaki büyük düşüşü hiçbir siyasi görmezden gelemez. Milletimiz bu seçimlerde alışılmış kutuplaşma alanlarına sen şucusun ben bucuyum ayrıştırmalarına ve kendi gündeminde olmayan suni kavgalara mecbur olmadığını sandığa gitmeyerek gösterdi. Emeklilerimiz bu seçimlerde 10 bin liralık maaşlarıyla sefalet içinde bir yaşama mecbur olmadığını sandığa gitmeyerek gösterdi. Öğretmenlerimiz bu seçimlerde atanamayan, atanamadan öğrencilerinde öğrencilerine hasret kalmaya mecbur olmadığını sandığa gitmeyerek gösterdi. Gençlerimiz bu seçimlerde mülakatlarda hakkının çalınmasına mecbur olmadığını sandığa gitmeyerek gösterdi. Kadınlar bu seçimlerde tencerelerin boş kalmasına mecbur olmadığını sandığa gitmeyerek gösterdi. Şüphesiz ki milletimiz bu seçimlerde en esaslı mesajını da iktidara verdi. Yıllardır ekonomide yaşadığımız çöküşü engelleyemeyen basiretsizliğe artık yeter dedi. Yıllardır yanlış politikalarda ısrar eden ciddiyetsizliğe artık yeter dedi. Yıllardır hak yiyen, hakka giren, hukuku çiğneyen adaletsizliğe artık yeter dedi. Ez cümle, milletimiz yıllardır ülkemizi makulde buluşturma fırsatını geri tepen Sayın Erdoğan'a artık zorundasın dedi. Halbuki biz kendisini defalarca uyarmıştık. Milletin sesinden kaçma demiştik. Milletin hakkına girme demiştik. Milletin sabrını taşırma demiştik. Rahmetli Demirel'in sözlerini hatırlatıp tencere her iktidarı sallar demiştik. Hatta bizzat ben tüm seçim süreci boyunca gittiğim her ilde ilçede sadece emeklilerimizi, öğretmenlerimizi ve mülakat mağduru gençlerimizi yani sadece bu üç konuyu konuştum. Her konuşmamda Sayın Erdoğan'a çağrılar yaptım. Ama kendisi ısrarla, inatla ve türlü bahanelerle bu çağrılarımı geçiştirdi. Ve nitekim dün akşam milletin gerçekleri karşısında AK Parti'nin eriyen oylarıyla yüzleşti. Kendisi umarım ki artık çağrılarımızın arkasında sadece milletin sesi olduğunu anlamıştır. Umarım ki artık millete rağmen siyaset yapılamayacağını öğrenmiştir. Umarım ki artık tüm Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olması gerektiğini görmüştür. Umarım ki Sayın Erdoğan bu seçim sonucundan gereken dersi almıştır. Elbette siyaset kurumu olarak sandıklardan çıkan mesajı duymak hepimizin görevidir. Bu doğrultuda Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik bir devlet olma vasfı gereğince İyi Parti olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğu alacağız. Her zaman yaptığımız gibi seçim sonuçlarına ilişkin muhasebemizi ve öz eleştirilerimizi yapacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da milletimizin bize vermiş olduğu mesajı ve bizim için çizdiği istikamet doğrultusunda gereken adımları atacağız. Nitekim tam da bu sebeple parti tüzüğümüzün Genel Başkanın olarak bana verdiği yetki gereğince en kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız. Milletimizin her bir ferdi şundan emin olsun ki sandıkta açıkça ortaya konan iradeyle Türkiye için hak arayışında, huzur arayışında ve refah arayışında İyi Parti Dün olduğu gibi bugün de milletin önünde veya arkasında değil her zaman milletimizin yanı başında olacaktır. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Buyurun.